Ben yolculuğa gideceğim ama tutmak istiyorum. E tut canım, sana tutma diyen var. Ve entesûmû hayrul lekum. Zaten tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Yani yola giden için tutmanız daha hayırlıdır. Hastalarda da dayanabilen, vücudunda kalıcı bir hasar, bir uzuv kaybı gibi, böbrek gidiyor, ciğer gidiyor gibi, böyle bir uzuv kaybı gibi ölümcül bir durum yok ise, hastanın da tutması onun için hayırlıdır. Hastanın tutması hayırlıdır. Ama şimdi her hasta bir değil. İnsülin hastası, normal şeker hastaları tutabiliyor genelde. Haplan tedavi olur. İnsülin hastasında ani şeker düşüklüğü olsa mutlaka hemen ağzına bir şeker ver, bir tatlı bir şey vermesen beyin çöküyor. Beyin çöktükten sonra da oruç tutayım derken artık namaz da kılamayacak hale geldin. Bu gibi durumlar var yani. İki ruhsat budur. Efendim ama maç için falan ruhsat olur mu? He? Ama şimdi diyorlar ki ya zaten adam gidiyor maça şeye, seferi mesafeye. Seferi mesafeye giderse zaten tutmayabilir mi? Tutmayabilir. Seferi mesafeye giderse maç için değil. Şimdi Fatih Terim ne demiş? Maç her şeyden önce gelir. Şimdi bu laf mesela hani namazdan önce, oruçtan önce gibi laflar İslam'a uygun değildir. Bu şey. Ama sen dersin ki madem o kadar hocalığa soyundun, o zaman kafanı çalıştırırsın, uyanık olursun. Maçı da kaybetmişler zaten. Ondan sonra efendim sen dersin ki ya zaten biz orada seferiyiz. Arkadaşlar tutmayın, seferilik ruhsatını kullanın da sağlam hareket edersiniz. Buna, bu akıl mantığa uyar. Ama sen dersen her şeyden önce gelir, ben senin yerine tutarım, bütün millet bize tutuyor falan. Bunlar Kur'an'a, sünnete muhalif hareketler. Ama bir insan seferi mesafeye gidecekse, bunun maç için gitmekle alakası yok, ticaret için gidebilir, bir başka işi çıkabilir. Seferi mesafede ruhsat vardır. Ama sen burada da, adam mukimken vatanında da İstanbul'da bir maç olacak, sen yine aynı lafı söylüyorsun. Senin derdin seferilik değil ki. Efendim, Allah'ın amelinden, farzından daha önemli hiçbir şey yoktur. Tabii ne yapacaksın? Sonra kaza edeceksin. Kaza edeceğinden dolayı bu ruhsat Allah tarafından iyi bir müsaadedir. Önemli bir müsaadedir yani. İki de ruhsat var. Geldik, iki tane müjde var. İki tane müjde de şöyle bir müjdedir. Yine bu geriyle alakalıdır ama ne buyuruyor Estaizu'na? Yuridullahu bikumul yusra. Yine hasta olan, seferde olan tutmayabilir. Başka günlerde kaza etsin. Buyurduğu ayetin sonunda iki kere geçiyor bu. Fefit yedun ta'am miskin, yani hasta olan, mesela hiç iyileşecek bir hastalık değil. O zaman fidye veriyoruz. Ben mesela her sene fidye veriyorum. Ramazan-ı Şerif sonuna doğru. Başında da verebilirsin. 29 gün, 30 gün hesabını yaparsın. Efendim, fidye verirsin. Ya fidyeyi de fazla ver. Bu sene 15'ten fitre, 15 lira demişler, öyle mi? Ne kadar zam yaptılar ya. 11,5'tu. Ondan sonra diyorlar, enflasyon yok, devalüasyon yok. Fitrenin fiyatından belli ne oldu? 11,5, 15'e çıkarsa arada 3,5 lira var. 3,5 lira çok büyük bir iştir. Yani ne kadar değişmiş oranlar. Ondan sonra gidiyorlar kanallardan. Peynirciye gitmiş orada şimdi. Peynir geçen seneki gibi. Ne konuşuyorsun geçen sene? Fitre niye arttı? O diyor şu şöyle, bu böyle, neyse. Kendine göre adamlara gidiyorlar herhalde. Her kanal ya da adamla önden anlaşıyor, anlıyor musun? Diyor ki sakın pahalılaştı demeyeceksin falan. Sahtekarlığın lüzumu yok. Pahalılaştıysa derse pahalılaştı. Fitrede görüyoruz bunu. Ha benim için soru yok. 15'te 20 vereyim, 25 vereyim ama onu da oruç tutamayan gariban var. Adam hem hasta hem fakir. Bu ne yapacak? Hem hasta hem fakir. Bu tabii hiç veremeyecek gibiyse onu bağışlıyor Mevla. Fidye de veremiyor. Mevla onu da bağışlıyor. Fakire. Zenginde son yok. Sen en az limiti fitre fiyatına sen fitreyle 15 aynı. Fidye de aynı. Fidye de 15. Şimdi baksan 30 gün etsen 450 lira mı ediyor? He yok. He. İşte yani bayağı bir paradır fakir için. Bu zordur.
Ama Mevla buyuruyor ki, ben sizin için kolaylık diliyorum. Yuridullah bikumul yusur. Ve la yuridukumul usur. Sizin için zorluk istemiyorum. Şimdi iki tane müjde var. Biri bizim için kolaylık istemesi, iki de zorluk istememesi. İşte ondan dolayı fakir isen de hiç verme diyor. Yani Mevla onu yokuşa sürmüyor. Seferilere diyor ki, yolculuk sıkıntıdır, zahmetlidir işte seferilik. Sen tutmayabilirsin. Burada yine kolaylık istiyorum, zorluk istemiyorum buyuruyor. Ondan sonra, nasıl ki dünya yolculuğunda meşakkati sizden kaldırmak için orucu farz etmiyorum, dünya yolculuğunda, ahiret yolculuğunda da size kolaylık edeceğim. Siz benim Müslüman kullarımsınız buyuruyor. Bu da büyük bir müjdedir.